Spor TV'den mutlu günler değerli izleyenler. Kosipor Fest 2019 bahar etabında yavaş yavaş sona yaklaşırken 6. durak olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeyiz ve 2. gündeyiz, anlamlı olan gündeyiz gerçekten sivil toplum kuruluşları adına. Muhteşem bir katılım vardı bugüne kadar geride bıraktığımız illerde ve üniversitelerde. Burada da yine bağış toplanacak, güzel bir koşu, kampüs koşusu birazdan başlayacak ve her zaman olduğu gibi yanımda misafirlerim olacak. Öncelikle sizle başlayalım, merhabalar. Merhaba. Anlamlı koşu öncesi de sizi tanıyabilir miyiz kısaca? İsmim Kadir. Burada Muğla Üniversitesi'nde lisansımı da burada yaptım. Yüksek lisansımı da burada yapıyorum. Onun harici dışarıda beden eğitimi öğretmeniyim. Atletizm ve oryantalik sporuyla aktif olarak uğraşıyorum. 20 yıldır bir spor geçmişim var. Koç Fest'in burada üniversitemizde yapılması bizi mutlu etti. Etkinlikler çok güzeldi. Dünkü konser harikaydı. Yani gayet eğlendik yani. Dün bayağı bizi eğlendirdiniz. Evet, konseri de soracağım. Öncesinde biraz adım adım koşusunu konuşmak lazım. Türkiye genelinde zaten çok önemli etkinliklere, organizasyonlara imza atan bir kuruluştu ve Kosipor Fest'te bu sene itibariyle sosyal sorumluluk partneri olarak dahil oldu. Böylece üniversiteli öğrencileri de, üniversitelileri de daha doğrusu bu işin içine dahil ederek önemli bir farkındalık yaratılacak. Gerçekten çok güzel bir katılım vardı geçtiğimiz illerde. Burada da çalık koşacak kişileri, öğrencileri çalıştırma görevi biraz size düştü aslında. Nasıl geçti hazırlıklar? Antrenman yapabildiniz mi? Yapabildik. Bizim burada şöyle de bir farklılığımız oldu. Bizim Tazeleme Üniversitesi dediğimiz bir etkinlik oluşumuz var. Antalya'da başlayıp bizim üniversitemizde devam ederek onlarla beraber belli günlerde, haftada iki gün olacak şekilde antrenmanlarımızı yaptık. Orada da gayet eğlendik. Adım adımı önceden de daha İstanbul'da da yarışmalarına katılmıştım. Bu sosyal etkinlik de işin içine girmesiyle harika bir şey olmuş. Yani bizim de bunda katkımız olması bizi mutlu ediyor. Evet, gerçekten çok önemli tabii ki. Dediğin gibi birçok organizasyon vardı. Burada da yine Kosipor Fest'in içerisinde önemli bir katılım olduğunu görüyoruz. Tabii şunu da sormak lazım. Hani güzel bir hava var, güneşli bir hava var ama zaman zaman rüzgarın da etkili olduğunu görüyoruz. Bir önceki illerde de bununla ilgili sorun yaşayan koşucular oldu. İlk defa koşanlar özellikle tabii bu işi profesyonel anlamda yapanlar, daha önce tecrübe etmiş olanlar bir sorun yaşamadı ama sizce bugün zorlar mı? Çünkü yaklaşık 5 kilometrelik bir parkur olacak. Zorlayacağını zannetmiyorum. Buranın öğrencileri genelde Muğla'nın havasına alışıktır diye düşünüyorum. Gayet güzel bir hava bence. Fazla sıcak değil. Yağmurumuz yok. Burada yağmur yağdığı zaman bizi çok zorluyor. Zorlanacağımızı zannetmiyorum. Evet, peki o zaman Kosipor Fest'in eğlence tarafını da biraz sorayım. Başlangıçta sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten inanılmaz bir konseri geride bıraktık. Belki de bu senenin en yüksek katılımlı konseri oldu. Tribünler doldu, bu saha tamamen doldu. Muhteşem bir atmosfer vardı. Siz nasıl gözlemlediniz? Şöyle gözlemledim. 7 yıldır bu üniversitedeyim ben. 7. yılım. İlk defa bu sahanın bu şekilde dolu olduğunu ve bu tribünlerin tamamen dolu olduğunu gördüm. Görülen coşkuya göre, dünkü coşkuya göre oldukça eğlenceli geçtiği ortadaydı yani. Zaten bizi coşturdu diyebiliriz. Evet, net olarak bunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Koşuda başarılar. Hemen koşacak arkadaşlarımızla devam edelim. Evet, sıradan alabilirim. Evet, merhabalar. Tanıyabilir miyiz seni? Burak Ay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat 3. sınıf öğrencisiyim. Evet, birazdan çok anlamlı bir koşu var. Siz de yerinizi aldınız. Hatta ilk gelenlerden olduğunuzu söylemek lazım. Tabii bundan biraz bahsetmeliyiz çünkü özellikle üniversitelerin böyle bir sosyal sorumluluk projesinin içerisinde bulunması bence çok anlamlı. Çünkü geleceğin yöneticileri olacaksınız, belki geleceğin iş adamları olacaksınız ve bir kitle oluşturma anlamında gerçekten önemli bir unsur olduğunuzu düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun bu farkındalık koşusu hakkında? Ya, projeler önemli. Üniversite öğrencilerin katılımı da daha da anlamlı hale getiriyor bence. Yani burada gördüğümüz gibi katılım da fazlaydı. Diğer şehirleri bilmiyorum ama biz üniversite olarak katılımı fazla olmaya dikkat etmiştik. Böyle. Evet, güzel bir koşu olacak. Herkes iyilik peşinde koşacak. Evet. Herkesin kazandığı bir koşu olacak aslında. Biraz da Kosipor Fest tarafını konuşmak lazım. Tabii burada biliyorsun dün de bugün de gün boyu devam eden etkinlikler, aktivitelerle birlikte koş topluluğu markaları oluşturmuş olduğu standlarla çok eğlenceli bir ortam oluşturdu. Dün Athena konseri vardı keza. İşte öncesinde DJ Hakan Kabil sahne aldı. Muhteşem bir katılım vardı. Sen bir öğrenci gözüyle nasıl değerlendiriyorsun Kosipor Fest'i? Size ne gibi katkıları var? Dün konsere gelmiştik. Katılım bayağı iyiydi. Zaten potansiyeli olan bir öğrenci yeri Kötekli. Spor etkinlikleri de olmuştu. Onlara da katılmıştık. Öğrenciler yani böyle etkinlikler olduğu sürece katılıyor. Bunun da mesajını vermiş olduk bence.
Yani. Evet, özellikle boksta ilk gün muhteşem bir katılım vardı. Hani normalde futbol, basketbol gibi branşlar Türkiye'de çok daha popülerdir ama alternatif branşlara dikkat çekmeye çalışan Koç Sporfest'te boksun bu kadar ilgi görmüş olması bizi de şaşırttı. Herhalde keyifli geçmiştir. Ya çok keyifliydi. Öğrenciler olarak keyif aldık. Konserde çok keyif aldık. Zaten kalabalıktan da belli olmuştur. Tribünün ben de ilk defa dolduğunu gördüm. Videoları da izledim. Yani biz de memnun olduk bu arada yani. Peki o zaman koşuda başarılar diliyorum. Kazası belası olsun. Hemen sıradan bir arkadaşımızı da alalım. Yine bir gönüllümüz yanımızda. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Selay Kaya, 21 yaşındayım. İngilizce iktisat okuyorum. Bu okulda okuyorum. Evet, nasıl geçiyor Koç Sporfest? Önce senden oradan başlayalım. Nasıl gözlemledin? Düne baktığında, bugün gerçi henüz start almadı etkinlikler ama senin gözünden dinlemek isterim. Ya üniversite kapsamında bence gayet başarılı bir hani festival oldu. Hani öğrencilere sporu sevdirdiler eğlenerek. Bence gayet başarılıydı. Ben çok beğendim. Hani katılım da çok güzel oldu. Bence gayet iyiydi yani. Dün gittin mi konsere? Gittim, çok güzeldi. Zaten Athena'nın çok büyük bir hayranıyım. Hani benim için mükemmel bir konserdi ve gerçekten çok büyük bir katılım oldu. Hani öğrencilerin gerçekten buna ihtiyacı varmış. Sınav öncesi olsun, gayet güzel oldu bence yani. Evet, aslında tam olarak bunu soracaktım ben de. Pencereyi sen açtın. Siz öğrenciler için bu tarz festivallerin çok büyük önemi var aslında. Hani kafa dağıtma anlamında, gelecek sınavlara konsantre olma anlamında bence önemli. Moral motivasyon katıyor. Sen bir öğrenci gözüyle değerlendirdiğinde Koç Sporfest'in katkılarını sana bireysel olarak nasıl buluyorsun? Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi ben bir öğrenciyim. Genciz yani sonuçta. Eğlenmek istiyoruz hani. Sürekli sınav okulda insanı yoruyor. Böyle bir şey, etkinlik düzenleniyor ve yani eğlenerek spor yapıyorsun. İşte konserler oluyor. Konserlerde eğleniyorsun. Bilmiyorum, insana daha çok motive ediyor, mutlu ediyor. Hani sınav öncesi gerçekten çok iyi oluyor yani. Benim çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Bence böyle devam edilmeli yani okul kapsamında. Son olarak adım adımı da sorayım sana. Tabii kampüs koşulları gerçekten çok güzel katılımla gerçekleşti. Burada da birazdan sivil toplum kuruluşları adına iyilik peşinde koşacaksınız. Farkındalık yaratılması açısından çok önemli gerçekten. Senin düşüncelerin nedir koşuyla ilgili? Ya insanların hani böyle güzel iyilikler yapması, hem spora şey olarak hem de böyle iyilikler yapması gerçekten çok güzel bir şey. Hani gerçekten dünyada iyi insanlar olduğunu gösteriyor. Yani başarılı, bence gayet güzel. Evet, yaklaşık 5 kilometrelik bir parkur bekliyor seni. Daha önce tecrüben var mıydı koşuya dair? Yok, hayır yani. Daha önce spor geçmişim vardı ama daha önce koşu yapmadım. Peki, o zaman başarılar diliyorum sana koşuda. Hemen bir diğer arkadaşımıza devam edelim. Bir başka gönüllü geldi. Evet, tamam. Tanıyabilir miyiz seni? Ben Ali Çetin, 21 yaşındayım. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde kamu yönetimi öğrencisiyim. 3. sınıf öğrencisiyim. Evet, birazdan güzel bir koşu var. Sen de gönüllülerden bir tanesisin. Evet. Peki senin düşüncelerin neler? Çünkü belirtiyorum, altını çizerek vurguluyorum. Özellikle üniversitelilerin bu tarz önemli bir sosyal sorumluluk projesinde yer alması bence çok büyük ses getirecek. Özellikle geçtiğimiz illere baktığımızda da sayının çok yüksek olduğunu söylemiştik. Senin düşüncelerin neler peki? Benim düşüncelerim şu yönde. Sizin de dediğiniz gibi biz üniversite öğrencilerin, gençlerin bu tarz farkındalık yaratmaları bence çok güzel bir şey. Mesela benim çok bir geçmişim, deneyimim olmamasına rağmen buraya gelip katıldım. Sırf böyle farkındalık yaratmak için. Umarım başarılı olabiliriz. Peki, Koç Sporfest'i de sorayım sana son olarak. Eğlenebildin mi? Nasıl geçti ortam? Atmosfer nasıldı sence? Evet, eğlenebildik. Bayağı eğlenebildik. Bayağı eğlenceli ve kalabalık oldu. Katılım da çok yüksek oldu. İnşallah her sene bu şekilde devam etmesini diliyoruz biz de. Bu şekilde. Peki, o zaman koşuda sana da başarılar diliyorum. Son olarak bir arkadaşımız daha var. Onu da alalım düşüncelerini. Evet, güzel bir koşu. Seni de tanıyabilir miyiz? Aynen. Benim ismim Nusret Yakut. 20 yaşındayım. Kamu yönetim 1. sınıf öğrencisiyim. Ben de iyilik için koşmaya geldim. Burada mücadele edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet, daha önce de belirttim. İlk gelenlerdensiniz aslında. Bu da ne kadar istekli olduğunuzu gösteriyor. Peki sence ne kadar önemli üniversitelerin bu tarz projelerin içinde yer alması? Yani bence çok önemli. Çünkü yani hep dersle olmuyor yani. Eğlenebileceğimiz aktiviteler olması lazım. Koç Vest'e gerçekten bu işi çok iyi yapıyor. Gerek parkurlar olsun, böyle etkinlikler olsun. Dünkü Athena konseriyle beraber. Gerçekten çok iyi bir organizasyon olduğunu düşünüyorum ben. Peki sporla olan ilgin nasıl? Normalde en çok takip ettiğin spor branşları hangisi? Sporla ilgim bayağı yoğun. Gerçekten ben Fenerbahçeliyim zaten.
futbol, basketbol hepsi olsun ilgileniyorum ben. Evet, bu üniversitede biliyorsun boks müsabakaları vardı. İşte badminton'da aynı zamanda müsabakalar oluyor. Gidip takip edebildin mi boks örneğin? Evet, boksa gittim ama badminton'a gidemedim dersime denk geldiği için. Boks gerçekten o da eğlenceliydi. Daha önce izlemiş miydin? Daha önce hiç canlı izlemedim. İlk kez benim için deneyim oldu. Evet, burada da çok güzel bir katılım vardı aslında. Evet. Hani normal şartlarda, profesyonel maçlarda görebildiğimiz atmosferi burada Muğla Sıkıt Koçman Üniversitesi'nde net olarak gördük. Demek ki boks sevilebiliyormuş. Yani burada güzel olan ilgi bunu gösteriyor herhalde. Koşuyu konuşalım biraz. Daha önce hiç 5 kilometre ya da daha fazla koştu mu? Daha önce hiç koşmadım ama futbolla ilgilendiğim için antrenmanlarda tabii daha koşuyorduk. Ama ilk kez 5 kilometre bir yarışa katılıyorum. Bakalım neler olacak. Evet, ilk defa katılıyorsun ve belki de en anlamlısına katılıyorsun. Herkes bugün iyilik peşinde koşacak. Sen de onlardan bir tanesisin. Bunun için ben teşekkür ediyorum sana şahsen. Umarım kazasız belasız bir koşu olur. Çok teşekkürler. Sağ ol. Evet değerli izleyenler, Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeyiz. Belirttiğim gibi 6. duraktı burası. Yavaş yavaş sona doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Tabii yürüyüş denilince de akla Samsun geliyor. 19 Mayıs Üniversitesi'nde biliyorsunuz çok anlamlı bir kortej olacak. Her zaman bunun altını çizerek vurguluyoruz. Çok ciddi bir katılım olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda halktan da katılım olacak tabii ki. Sonrasında ise çok güzel bir konser bekliyor Samsunluları. Athena sahne alacak. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer bizleri bekliyor. Tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a ayak basışının 100. yılı kapsamında bu yürüyüşle güzel bir atmosferi takip ediyor olacağız. Bize Sports TV olarak. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.